Hepinize selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi sizlerle beraber unutulmuş araç avına çıkacağız. Gördüğünüz gibi elimde M2 var. Formula drift arabası. Bununla gideceğiz. Elimde kalmış. Drift yaparken muhtemelen. Şimdi bununla gideceğim. İlk önce bir hediye araç geldi garaja. Bir bakalım önce hediye aracımıza bir bakalım. Duruma göre eğer hediye araç farklı güzel bir araçsa onunla devam ederiz. Yoksa bununla beraber sağa sola çarpa çarpa, yarı drift, yarı yanlayarak, yarı öyle gezerek gidip unutulmuş aracımızı bulacağız. Şöyle bu arabanın şöyle bir de içine bakalım da. Gördüğünüz gibi araba Formula Drift DLC paket arabası. Gördüğünüz gibi her yeri korunaklı. Hadi bakalım, ilk önce gidelim. Şu hediye arabamızı bir alalım. Arcade mi? Daha önce zaten Horizon Arcade'de bu arabayı almıştım. Öyle kalmış. Hatta manuel vitesteymiş. Tospağa'ya çarpıyordu biraz. Bu da tam var ya Ankaralı iş oldu ha, böyle yan yan gidiyoruz bakalım. Hediye arabamız bakalım neymiş görelim. Hey dostlar, açılın yoldan. Evet, hediye arabamız şöyle hemen üstte. Evet, bakalım neymiş. Bazen hediyeler gerçekten çok iyi arabalar geliyor. Bazen de çok dandik arabalar geliyor. Umarım bizde olmayan bir araba gelir. Bakalım, teşekkür etmeden önce arabayı bir görmem lazım. Ne diyorsun? 2017 Maserati Levante S geldi. Oğlum manyaksınız lan siz. Bu arabayı gönderene teşekkür ediyorum. Hemen bu arabayı alıp unutulmuş araca gideceğiz. Bu arabaya bakarak gidelim. Hem de bir incelemiş oluruz. Güzel olur. Evet arkadaşlar, Maserati'yi aldım. Unutulmuş aracın bulunduğu garajda olduğu bölgede işaretledik. Şimdi unutulmuş aracımıza doğru gideceğiz. Bize hediye gelen Maserati bu arkadaşlar. Şöyle bir etrafına bakalım. Hop, içine de bakalım. Hemen şöyle. Oy, sese bak. Maserati'nin ablemine bak ya. Hadi bakalım ufaktan gazlayalım. Oy, sese bak. Bu araba bize hediye geldi. Böyle hediyeler gelsin, sık sık gelsin, sıkıntı yok. Sevdiğimiz arabalar geldiği sürece. Fakat böyle bazen var ya, o kadar olmadık, o kadar kötü arabalar gönderiyorlar ki, yani şey için söylüyorum. Adam cayman almış, şans şartlarını açmış, işi bitmiş arabayla hediye gönderiyor. Kardeşim garajdan kaldırsana, zaten işim bitmiş. Daha bir de hediye gönderip benim garajımı işgal ediyorsun. Yol tutuşu da bayağı iyi bu arada bu Maserati'nin. Evet arkadaşlar, çok değerli, çok güzel. Eskilerden yine bir araç bulmaya gidiyoruz. Bakalım bu garajdan çıkacak arabanın değeri ne olacak? Yeri... Ha, size yerini göstermedim değil mi? Dur, haritadan kabaca yerini göstereyim. Arkadaşlar şuradaki... Şu mavi buradaki arabayı bulmaya gidiyoruz. Ben de şimdi daha yeni aldım. Direkt teslim aldım. O yapılma sürecini size bekletmemek adına. Şimdi arabayı aldım. Aslında ben ne olduğunu biliyorum. Şimdi gideceğiz sizle beraber. Garajı göreceğiz. Garajın oradan direkt arabayı ben teslim aldığım için orada arabaya bineceğim. Ve arabayı direkt görmüş olacağız. Yine ona da hafiften bir bakar inceleriz.
Evet arkadaşlar, araba canavar gibi gidiyor. Oo, viraj alması falan müthiş. Şöyle biraz da ortamı görmüş oluyoruz. Kış mevsimindeyiz ama gördüğünüz gibi ortalık yaz gibi. Yükseklere kar yağıyor sadece. Hemen garajımıza doğru gidiyoruz. Oy, egzoz patlatmaya bak be. Hafta sonu video gelmedi. Onun için kusura bakmayın. Biraz işlerim vardı. Hem de biraz da hastayım. Hasta olduğum için çekemedim fazla. Uğraşamadım. Kendi derdimize düştük. Şimdi bakalım. Eğer enerjimi toplayabilirsem video süresini arttırabilirim veya videoları çoğaltarak günde 2 videoya çıkarak birkaç gün bunu telafi etmeyi düşünüyorum. Bakalım, o da enerjim olursa tabi, söz vermeyeyim. Ama en kötü videoların süresini, tek video atsam bile videonun süresini uzatarak o açığı kapatmaya çalışacağım. Şimdi evet arkadaşlar, garaja geldik. Garaj şurada yukarıda, ormanın içerisinde. Şuradan dalalım bakalım bu araba nasıl tırmanacak. Hem de onu görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, bu garaja geldiğinizde bulacağınız arabayı direkt alıp bu garajın önüne geliyorum. Oba, direkt o arabaya biniyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, bu garaja geldiğinizde 1973 911 Carrera RS. Bu arabaya sahip olacaksınız. Hemen binelim bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an bu garajdan çıkan arabanın değeri, garaj değeri 350.000 TL. Fakat müzayedede bu araçlar muhtemelen daha pahalıya gidiyordur. Hemen bu aracımızı alalım. Şöyle bir içine dışına bakar, etrafına bakarız. Evet, 911. Oy, şunun tatlılığına bak. Sese bak. Allah'ım. Hemen içeriden bakalım. Şöyle ufaktan bir gezelim. Hem de sesini daha iyi dinlemiş oluruz. ...911 Carrera RS. Bu garaja geldiğinizde, biraz önceki garaja geldiğinizde bu araca sahip olabilirsiniz. İnanın çok özel bir araba. Yani bu arabayı alıp sürdüğünüzde gerçekten keyfini yaşayacaksınız. Hem sesi olsun hem sürüşü olsun. Benim çok hoşuma gitti. Mutlaka yani. Şunun tatlılığına bak, gidişine bak. Biraz eski model ama değerli bir araba. Şöyle biraz da düz gidelim. Bir gazlayalım bakalım kaça kadar çıkacak. Evet, şu an 160'ı gördük. Basıyoruz. Şişt, dostum bir yol ver bakayım. Dot diri dot dot. 180'i gördü. Çılgın. Harbiden çılgın ya. 200'ü gördü. Ve 5. vitesini attık. Bu yollarda 220'yi gördü arkadaşlar. Şöyle ufaktan yavaşlayalım.
Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Unutulmuş Araç videosunda ve Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.